çetindi, acıdı ama şerefti. O da göre ki şerefti ki 30 yıl demek olar işgal altında olan torpaklar azad olunur. Allah onlara rahmet eylesin, cennetle müjdelesin Allah subhanahu. Ona göre bugün herkes düzdür, çetindi validenlere kardeşe teselli vermek ama her bir validen dir ki vatan sağ olsun, derkileyerek gönderip evladını vatan müdafiyesine. Ama başta Ali Başkomandan olmakla her bir askere kimi şerefle bugün alnı açık uzak Azerbaycan Respublikası vatandaşı kimi gezebilir. Dünya Azerbaycan bayrağımızı her yerde görür, dalgalandırır. Çok şükür ki bugün herkes bu sevinci yaşadı. Bizim ülkelerin de kardeş ülkeler de yaşadı bizimle beraber. Başta Türkiye devleti olmakla. Bir sözle diyebilirim ki en büyük pay. Şimdi siz mülkü insanlar çoku belki de derkiliyiz, derkilemir diyebilmem. Çünkü işin içinde olan herbiçilerdi. Kıraktan olabilir, her cüre görsensin. Acı da görsensin. Yakşı da görürsünüz. Ama en büyük pay Ali Başkomandan açıyor bu gelebenin. Çünkü emir veren odu, Vahit Komandan odu. O emri vermeseydi bu muharebe başlamayacaktı. Eksurcun faaliyeti olmayacaktı. Ve bu torpak işgaldan azat olunmaz. Ona göre gelebenin en büyük payı Ali Başkomandan'dan tutmuş akı sengerde duran askere kadar hamsın üzerine düşür. Azerbaycan ordusu birlikte, Azerbaycan ordusu tekçe Müdafiye Nazirliğine ait değil, tüm Azerbaycan silahlı güvelerine ait. İster serhat koşunun, ister dahili koşunun, diğer koşunun övlerinin, devlet tehlikesiz hizmetinin, herkesin bu vatan muharebesinde payı var. Bir daha validenlere baş sağlığı verdik. Özüm bildiğiniz gibi Musar rayında büyümüşük. Demek olar ki gelmişik ziyarete. Vaktimiz çok kısadı. Borç bildiğim şehitleri ziyaret edeyim. Bir daha kimin yakını, azizi, doğması şehit olupsa baş sağlığı veririm. Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Allah sizden de razı olsun. Var olun. Hemşe böyle birliği olun. İnşallah her şey kabahtadır. Ve güzel günlerimiz de karşısında. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun.